nasıl uygulayacaksınız? Demokratlar, sivil toplum örgütleri ve kıymetli basın mensupları. Ancak önemli bir başlangıç için buradayız. Kirlenmeye başlayan ülkemizi temizlemek ve çevre sorunlarından korumak için bugün bir başlangıç yapmış durumdayız. Sadece konuşmak, sadece suçlamak ve sadece ceza yazmak ile çevremizi temiz tutamayız. İşte bugün başta ülkemiz olmak üzere çevremizi temiz tutmak ve bu güzel ülkeye yakışır şekilde yaşamak için çevre konularının eğitim müfredatına dahil edilmesine karar vermiş durumdayız. Bu bağlamda Çevre Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yapmış oldukları istişareler neticesinde çevre konularının anaokul aşamasından başlayıp lise seviyesine kadar eğitim müfredatına eklenmesine karar vermiştir. Böylece gelecek nesillere tertemiz bir ülke ve çevre bırakmayı öngörüyoruz. Bu konuda Çevre Bakanlığımıza ve Eğitim Bakanlığımıza bağlı bulunan ilgili daireler ve çevre platformu üyeleri ile birlikte ortaklaşa hareket ederek öncelikle bir atölye çalışması yapılmış ve müfredata alınacak konular tespit edilmiştir. Çevre platformu oluşturan Biyologlar Derneği, orman mühendisleri, çevreci, birçok dernekten almış olduğumuz gönülden ve içten destekler ile bu sürecin oluşması ile gelişmesine koydukları katkı takdire şayandır. Bu proje ile sadece çocuklar ve gençlerimizin değil, her yaştan tüm halkımızın çevre bilincini artırmak ve çevreye olan duyarlılığın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle bir taraftan çevre bilincini eğitim müfredatına koyarak ağaç yaşken iyilir atasözünden yola çıkarak çocuklarımızı doğa ve çevre sevgisiyle büyütmeyi hedeflemekteyiz. Diğer taraftan müfredat dışında işitsel ve görsel yöntemlerle çevre bilincini artırmayı sağlayacağız. Çevre duyarlılığının artırılması projesinde çevre ile ilgili kısa filmler, radyo spotları, çevre ile ilgili kitaplar, afişler ve broşürlerin hazırlanması ve basımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca tüm okullarda ağaç ve orman eğitimlerinin verilmesi, ağaç dikimi etkinlikleri, çevre ile ilgili çeşitli konularda sunumlar ve yarışmalar yapmayı hedefliyoruz. Çevre platformu üyelerinin yakın desteğiyle gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bu etkinliklerde eğitmen arkadaşlara da hizmet içi eğitim programları hazırlayarak daha faydalı bir ortam ve çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz. Değerli arkadaşlar, çevre duyarlılığı geliştirme projesinin hazırlanmasında projeye destek veren başta bakan arkadaşım Sayın Kemal Dürüst'e, Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanlığı personeline, bizleri göreve geldiğimiz ilk günden beri hiçbir konuda yalnız bırakmayan katılımcı ve destekleyici çalışmaları ile hep bizlerle olan Biyologlar Derneği'ne, orman mühendislerine, birçok çevre örgütlerinden oluşan çevre platformu temsilcilerine ve haberleri ile bizleri her zaman destekleyen siz değerli basın mensuplarına yürekten teşekkür eder, çalışmalarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Evet, değerli basın mensupları, bugün gerçekten son derece önemli bir gün bizim için.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlıklarının iki tane önemli bakanlığının, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık Çevre Kültür ve Sanat Bakanlığı'nın birlikte ortaya koymuş oldukları ciddi projenin gerçekten basınımızla paylaşılacağı bir gün. Hepiniz hoş geldiniz. Bu işbirliğinde büyük özveri gösteren, bizlerle birlikte gayreti içerisinde olan Sayın Çevre Bakanımız Kutlu Evren Beyefendi'ye, müsteşarına, tüm bürokratlarına, bilemediğimiz bürokratları dışındaki bütün ekiplerine ve en önemlisi çevre örgütlerimize, tek tek saymayacağım ama sivil toplum örgütü olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan bütün çevreye duyarlı örgütlere ve kendi bakanlığımızın müsteşar ve bürokratlarına ve özellikle Tarım Terbiye Dairemizin müdürü, kurulu ve ismini ayrı ayrı sayma gereği duymadığım değerli kurul üyesi arkadaşlarıma kamuoyu önünde teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomik olarak çok ileriye götürülebilir gelecekte de. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her anlamda kalkındırılabilir de. Ama eğer çevre politikaları doğru olmaz, çevre politikaları noktasında önemli aşamalar kat edilmez ve kalıcı anlayışlar ve profiller oluşturulmaz ise kalkınmış, ekonomik olarak kalkınmış bir ülke yaratabiliriz ama çevresini bulamayacağımız veya çok kötü bir çevre ile karşı karşıya kalabiliriz. Az önce bakanımızın da ifade ettiği gibi yalnızca ceza yazmak ile bu işlerin olmayacağına karar verdik. Ve göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar eğitimde eğitim yolu ile çocuklarımızı eğitmek yolu ile bilinçlendirmek yolu ile kendilerinde bir çevre bilinci yaratıldığı takdirde daha kalıcı olunabileceği üzerinde de hemfikir olunmuştur. Burada bizim amacımız en temelde çevresini koruyan, çevresine karşı duyarlı olan bireylerin yetiştirilmesidir. Gelecek nesillerimizin bugünkü nesilden daha fazla çevreye duyarlı olmalarını sağlayabilmektir. Çevresine zarar vermeyen bir nesil, yeni yeni fidanlar dikebilen, çevresini temiz tutabilen bireylerin kesinlikle daha huzurlu ve daha mutlu bir çevreyle yaşayabilecekleri bir gerçektir. Nasıl ki trafik, nasıl ki uyuşturucuyla mücadele, nasıl ki sağlıklı besleniyorum, sağlıklı beslenmeyi öğreniyorum konularında bilinçlendikçe bir takım aşamalar kat edebileceğiz. Çevre gibi bir konu ki çevre her şeydir. Bu noktada bilinçlenmek herhalde en önemli unsurdur diye düşünmekteyiz. Yapılan çalışma neticesinde birinci sınıf, dördüncü sınıf ve altıncı sınıflarımızda hayat bilgisi, fen bilgisi, fen teknolojileri bilgisi dersleri içerisinde daha etkin bir şekilde yer aldırılacak olan çevre dersi özellikle 2016 Eylül ayından itibaren çevre bilgisi öğretimi dersi diye müfredatta yer alacaktır. İşte bu noktada çevre örgütlerinin, bizim bakanlığımızın, Tarım Terbiye Dairesi'nin, tabii ki çevre dairemizin ve Çevre Bakanlığı'nın tüm yetkililerinin katkısı çok büyük olmuştur. Ben hayırlı olmasını temenni etmek istiyorum. Tabii ki sadece müfredata koyarak değil, aynı zamanda burada Çevre Bakanlığımızın yürüteceği fidan dikimi, fotoğraf yarışmaları, afiş tasarım yarışmaları, kompozisyon yarışmaları, şiir yarışmaları ve buna benzer okuma bayramları içerisinde okullarımızda yaratılacak olan her türlü kültürel, sanatsal, sportif aktivite içerisinde çevre bilincini yaratmaya dönük tüm okullarımızla, tüm öğrencilerimizle, tüm öğretmenlerimizle Çevre Bakanlığımızın projelerine destek vereceğiz. Çevre Bakanlığımız bundan sonraki hareketlerinde sadece kendi birimlerine bağlı daireleriyle değil, Sayın Kutlu Evren Beyefendi'nin ortaya koyacağı bütün politikalarda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullar da kendisiyle birlikte hareket edecektir. Bizim işbirliğimiz gelecek nesillerimiz içindir. Bizim işbirliğimiz
tertemiz bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti yaratılması içindir. Bu anlamda kulağımız çevreyle ilgili sivil toplum örgütlerinde olacaktır. Çevreyle ilgili sivil toplum örgütlerinin yapmış oldukları uyarılar aslında her zaman için kendi menfaatleri ve çıkarları için değil, ülkemizi koruyabilmek içindir. Ülkemizin daha düzgün gelişebilmesi içindir. Biz ise iki bakanlık olarak özetle daha bilinçli bir nesil yaratmak için bugün yola çıkmış bulunmaktayız. Ben sözlerimi tamamlarken ciddi bir özveriyle çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bizimle işbirliği gayreti içerisinde olan bakan arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Ve bu işbirliğinin aslında bence tarihi bir işbirlik olduğunu da altını çizmek istiyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, çok teşekkürler arkadaşlar hepinize de. Resul Hanım size de tabii ki çok teşekkür. Genellikle bakanlık müdürleri böyle genel bakanlık müdürü oldukları için şeydirler,